akşam saatleri itibariyle tartışmalar oldukça etkili dakikalar Ben 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ülkemizde özellikle sahada çalışan, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden toplumu bilgilendirmek amaçlı hizmet veren çalışan gazeteci arkadaşlarımıza kutlu olsun. Çalışan gazeteciler çok farklı sektörlerde istihdam ediliyorlar biliyorsunuz. Yani yazılı mesela görsel medyada ve son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte internet medyasında gazetecilik ülkemizde çok zor şartlar altında yapılıyor. Şundan dolayı ülkemiz gelişmekten olan bir ülke, ekonomik koşulları çok iyi değil. Doğal olarak ticari işletmelerde o noktada rahat hareket edemiyor ya da rahat değil. Bu da gazetecilerin hem çalışma şartlarına hem aldıkları ücretlere yansıyor. Gazeteci toplumu bilgilendiren, dolayısıyla aydın ve kendisini geliştirmesi gereken bir insan olmalı. O noktada da hem yoğun bir mesai süreci içerisinde olunca hem de ekonomik koşullar iyi olmayınca doğal olarak bu gerekleri yerine getirmekte zorlanıyor. Pek çok ülkede profesyonelce yapılan gazetecilik mesleği bizim ülkemizde maalesef iman gücüyle yapılır. Hani gazeteciler mesleklerine olan aşkla, mesleklerine olan inançla bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. İşte gelişen ülkelerde gazetecilerin şartları çok iyiyken, işte bir gazeteci, bir polis, bir avukat, bir öğretmen kadar ve hatta çoğu yerde onlardan daha yüksek ücretler alırken, bizim ülkemizde özellikle Anadolu'da gazeteciler asgari ücret sınırında çalışabilmekte. Sadece İstanbul'da ki gazete ve televizyonların ya da ajansların merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın şartları kısmen iyi. O noktada buna yönelik takım bizim beklentilerimiz var. Özellikle Anadolu'da çalışan gazeteciler olarak. Aynı şekilde bilgiye ulaşma noktasında da büyük şehirlerde çok belki Ankara, İstanbul'da sorun olmuyor ama Anadolu'da bilgiye erişim, bilgiye ulaşım çok kolay değil. Sorun hani pek çok insan bunu sadece işte devlet yetkililerine bir takım şeyleri vermesi ya da vermemesiyle düşünebilir ama öyle değil. Bizim çok taşrada zorlandığımız farklı konular var. Yereldeki kurumlar, insanlar, işte habere konu olan şeylerle çok kısa bir mesafe dilimi içinde yüz yüze gelebilme olanağı durumu o noktada bilgi erişimi, ulaşımı biraz daha zorlaştırıyor. Arkadaşlarımız bu noktada taşrada özellikle küçük şehirlerde, Gaziantep belki ona nazaran biraz daha farklı bir konumdadır ama özellikle küçük şehirlerde gazeteciler çok zor şartlar altında dediğim gibi görev yapmak zorunda kalıyor. Belli mesleklerde mesai kavramı yoktur. Bir doktor hastası çağrıldığında ya ben işte yatıyorum, ben işte eşimle oturuyorum, dostumla oturuyorum deme şeyine sahip değil. Bu biraz daha insanın gönlünden geçen bir şey. Hani ya nöbetçi doktor onu halletsin demiyor bir cerrah. Koşup ameliyata girmesi gerekiyor. Ya da işte bir polis acil bir olay, bir vaka olduğunda çağrıldığında gidiyor. Aynı şey gazeteci için de geçerli. Yani bir haber olduğunda doğal olarak yerimizde duramıyoruz. Yani pek çoğumuz sürekli yanında fotoğraf makinesiyle geziyor. İşte haber araçlarıyla geziyor. Bu hani bir aşkla yapılan bir meslek. Siz hani işte sabah 8'de 9'da başlayayım, akşam 5'te dükkanı kapatayım, gideyim diyemeyeceğiniz bir meslek. Hani belli bir takım teknik işlerde çalışan insanlar için bu geçerli olabilir ama insanı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren mesleklerde bu olmuyor. Bunu yapmaya çalıştığınızda da siz gazetecilik yapamazsınız. Yani hani bizim izinlerimiz var ve biz o izinlerimizi kullanmıyoruz. Niye? Çünkü koşturmamız gerekiyor. Ya da hani işte akşam çalışmıyoruz ama haber olduğunda gidiyoruz çünkü o haber yapmamız gerekiyor.
Aslında bildiğiniz gibi mesleğe başlarken zaten bunu bize söylüyorlar büyüklerimiz. Bu meslekte tatil ve mesai kavramı olmayacak diye. Biz de buna binaen başladık zaten 10 yıl önce. Bunu anlayarak, kavrayarak başladık. Yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Öncelikle bütün meslektaşlarım Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugün de yani çalışıyoruz. Bizim günümüz ama her zaman olduğu gibi yani 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda, Öğretmenler Günü'nde öğretmenler tatilken, yılbaşlarında bir gün sonrasında herkes tatilken biz çalışıyoruz. Bayramlarda aynı keza biz çalışıyoruz. Bizim mesleğimizin cilvesi bu. Yani sevilmeden yapılmayacak bir meslek. Mesleğimizi sevdiğimiz için de dediğimiz gibi mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Ya bu mesleğin birçok zorluğu var. Yani ailemize zaman ayıramıyoruz en basitinden. Yani ben sabah 8'de buraya geliyorum, akşam 8'de 9'da çıkıyorum belki. Ondan sonra bir telefon gelecek diye bekliyorum. Veya da evdeyken bilgisayarın başında sürekli bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bunun dışında vatandaşların bize gösterdiği tepkiler fazla. Kamu kuruluşlarında çalışan memurların, polislerin bize tepkileri oluyor zaman zaman. Biz bunları da alt etmeye çalışıyoruz yani. Kimseye yaranamıyoruz yani işin doğrusu. Haber yaptığınız insanlar, kimisi diyor ki işte gel benim haberimi yap. Kimisinde yanına haber yapmaya gidiyoruz. Sen beni niye haber yaptın? Yani çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Mesleğin en zor tarafı tabii dediğim gibi ailenize vakit ayıramamanız oluyor. Yaklaşık olarak 14 yıldan beri bu mesleği icra etmekteyim. Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tüm Türkiye'ye ve tüm meslektaşlarımıza kutlu olsun. Tabii ki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla programlara gidiyoruz. Ama bir gün değil, her zaman hatırlanmalı. Biz gazeteciler biliyorsunuz ki gecemiz gündüzümüz yok, mesai kavramımız yok. Bütün gücümüzle çalışmaktayız. Evimize ekmek götürmek zorundayız. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bu nedenle gazetecilere biraz daha imkan tanınırsa, şartları biraz daha iyileştirirse çok memnun oluruz diye düşünüyorum. Peki mesleğimizin zorlukları nerededir? Mesleğimizin zorlukları mesai kavramımız yoktur tabii ki. Bu konuda biliyorsunuz ki işte nerede kaza, haber, cinayet olduğunda biz oradayız. Buraya gitmek zorundayız. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamamamız gerekiyor. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun diyorum.